insanın içine baktığı, insanın kendi yolculuğunu düşündüğü, tartıştığı, tefekkür ettiği bir şey olsun. Biz sesli tefekkür edelim. Çünkü bu hepimizin meselesi. Biz daima kendi içimizde bir şeyleri tartıyoruz, düşünüyoruz. İçimize baktığımızda pişmanlıklar yaşıyoruz, keşkeler diyoruz, acaba diyoruz, umut ediyoruz. İçimizde bitmeyen bir ses, seda, bir çınlama ve bir yolculuk var. Bunu da bu konuda kafa yorduğunu, bu konuda gönül yorduğunu bildiğim insanlarla konuşmak isteyince ilk aklıma siz geldiniz. İyi Eyvallah. ki de buraya geldiniz. Hoş geldiniz. Eyvallah. Tekrar. Hoş bulduk. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şair diyor ki, en uzak yoldur insanın içi. İnsanlar yüzyıllar boyunca astronomiyle ilgilenmiş, coğrafya ile ilgilenmiş, keşifler yapmış, yıldızları merak etmiş ama kendi içine bakmak biraz daha geç aklımıza gelmiş sanki. Psikoloji biliminin tarihçesine baktığımızda mesela 140 yıl gibi çok bebek, çok daha yolunun, ömrünün başında olduğunu görüyoruz. Ondan önce şüphesiz felsefe var benzer soruları sorduran ama insanın kendi içine bakmasıyla ilgili disiplinler görece çok daha yeni. Ama şair diyor ki işte yıldızları, uzak coğrafyaları, kıtaları merak eden insan kendi içini belli ki o kadar merak etmemiş. En uzak yoldur insanın içi diyor. Hakikaten öyle mi? Kendimize uzak mıyız? Maalesef doğumumuzdan itibaren çok gürültülü ve kalabalık bir dünyayla tanışıyoruz. İçimize bakabilecek olgunluğa erişebilmek için epeyce bir acı çekmemiz gerekiyor. Duvarlara toslamamız gerekiyor. Tökezleyip düşüp yeniden tozlarımızı silkeleyip kalkmamız gerekiyor. Bir şarkıda dediği gibi... Farkındayım, farkındayım. Ee, bir de baktım ki yıldızlardan daha uzağım kendime yani <laughs> mealen tabii. Ee, biz dediğiniz gibi hep gökyüzüyle, insanlar eşyayla, nesneyle meşgul olurken doğumundan itibaren dış çevreye odaklandırılıyoruz. Dolayısıyla çocukluktan itibaren içimize bakmayı bize hedefliyoruz fark ettirmiyor çevremiz aile içine doğduğumuz toplum. Ne, ne zaman ki işte Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında da 40 yaş civarında nasıl ki tefekkürle e, yalnız kalmak için Hira Dağı'nda mağaraya çekildi. İşte insanın iki kere doğumu oluyor. Biz de kendimizden tekrar tekrar doğmak zorunda kalıyoruz. Eee Dolayısıyla yalnız kalamıyoruz. O kalabalığın içinde yalnız kalıp içimize bakamıyoruz. Onun da bir olgunlaşma bir zamanı var. Nasıl ki bir bebek 9 ay 10 günde dünyaya geliyor, bizim de içimize bakabilme olgunluğumuz için belli hayat deneyimlerine ihtiyacımız var. O hayat deneyimlerini yaşamadan o içsel yolculuğa pek başlayamıyoruz gibi geliyor bana. Hmm. Şimdi hakikaten hayatımızın özellikle ilk yıllarında o kadar çok etrafa bakıyoruz ki, o kadar çok önemsiyoruz ki insanlar ne diyecek, ne düşünecek? Beni kabullenecekler mi? Onaylayacaklar mı? Okullar okuyoruz, yemekler pişiriyoruz, güzel görünmek istiyoruz, kitaplar okuyoruz. Hep bir kendini kabul ettirme çabamız var hayatımızın ilk yıllarında. Birileri bizim hakkımızda ne düşünecek? hangi hükme varacak, hangi yargıya varacak bu o kadar önemli ki bizim için. Ben kendimle ilgili ne düşünüyorum, hangi hükme, hangi yargıya varıyorum, içimden kendimle nasıl konuşuyorum, bir hata yapınca kendime ne diyorum mesela. Ee, Allah seni bildiği gibi yapsın zaten senden ne beklenir ki yaptığım her iş tutunduğum her dal elimde kuruyor mu diyorum kendime ya da sağlık olsun vardır bunda bir hayır ya da dur bakalım bundan ne öğrenebilirim mi? Kendimizle çok güçlü bir ilişkimiz var ama ben bunu mesleğim gereği psikoterapiye e, mail ettiğim zaman, başladığım zaman diyelim bunu öğrendim, bunu fark ettim. Hep insan-insan ilişkisi öğretildi bize, değil mi? Ben dediğim gibi hani benzer psikoterapi e, eğitimlerimiz, benzer yolculuklarımız var. İnsanın kendiyle ilişkisi diye bir kavramı mesleğim gereği öğrendim. Onun dışında insanın insanla ilişkisi, insanın tabiatıyla ilişkisi, eşyayla ilişkisi. Ee, i̇nsanın kendiyle de bir ilişkisi varmış ve hakikaten çok uzak bir yolmuş o. İçine bakmak bana kalırsa çok cesaret istiyor. Hiç kolay değil o gölgelerimize bakmak, karanlık taraflarımızla yüzleşmek. Yani hiç korkmuyormuş gibi yapmak çok kolay. Ama korkuyorum demek cesaret istiyor. Çok güçlüymüş gibi yapmak çok kolay. Ama bazen zayıf hissediyorum, bazen kırılgan hissediyorum demek e, çok ciddi cesaret istiyor. Silvia Platt'in bir sözü var, diyor ki bir başkası gibi olmak çok kolaydır, kendin gibi olmak zor. Kendin olmak deyince neler çağrışıyor mesela sizde? Kendin olmak demek o kadar zor bir soru ki dışarının gürültüsünden insanın içine bakacak, o hissedişe erişecek takati kalmıyor. Dışarıdaki gürültü ve insan kalabalığı, e, olaylar kalabalığı, gürültü içeriden gelen o haykırışı bastırıyor. Sesini kısıyor. Çok dikkatli bir ayarla kulağımızı, gönlümüzü kendimize, içimize doğru eğer yönlendirmezsek dışarının gürültüsü, gümbürtüsü Bizim iç sesimizi içeriden bağıran, beni tanı, beni bul, buradayım, ben buradayım diyen bir ben var benden içeri. Ama biz o dışarının e, sosyal öğretiler, içine doğduğumuz ailenin geleneksel yapısı, tarih, coğrafya... Bunların hepsi bizim o sesimizi kesmek üzere programlanmış. İlk doğduğumuz andan itibaren... Hedefimiz kendimizi tanımak olmamış. Bize bu öğretilmiyor. Önce biraz önce bahsettiğin gibi icat çıkartma. Yumurtadan çıktın kabuğunu mu beğenmiyorsun sözleriyle geleneksel bizim maruz kaldığımız olaylarda. Bizler yeni içimize bakmayı akıl edene kadar epey bir vakit geçiyor. Epey bir canımız yanıyor. Bizi içimize yönlendiren de yaşadığımız acılarımız. O acılar olmadan çoğu zaman içimize yönelemiyoruz. Acılar bizim için e, imdat çığlıkları. İçerideki benim, beni tanı. Acı çekiyorsun çünkü tanımlayamıyorsun beni. Bu acılarla beni tanıyacaksın diyor. Ama biz o acılardan kaçabildiğimiz kadar kaçıyoruz ve kendimizle içimizdeki o sesi işitmek için sürekli bir köşe bucak kaçmaca oynuyoruz. Ama artık öyle şeyler başımıza geliyor ki hayatın içinde nasiplisine tabii ki öyle diyelim. Kaçacak yer kalmıyor. Köşeye sıkışmış oluyoruz. Arkamızı dayamış oluyoruz duvara. Teslim diyoruz. İşte o vakit yapacak hiçbir şey kalmadığında içerideki ses bize dur diyor üzülme Bak diyor burada bir başka bir yol daha var. Hep diyor parmak ötekini işaret etti bugüne kadar. Hep dışarıda aradı suçluyu. Acı çekiyorum çünkü bana o yaptı ya da ondan oldu bu acı. Halbuki acılar ondan bundan olmuyor. Biz içimizde o acıların tekabül ettiği o yeri bulursak Kendimiz dediğimizin olgunlaşmasına, inşasına yardım etmiş oluyoruz. İçeridekini onarmış oluyoruz. Aslında acı bizim içimizdekini tanımayışımızdan kaynaklanıyor, öteleyişimizden kaynaklanıyor bir imdatçılığı.